Evet, ya bağlarında bir zorlanma oldu. Tabii yani nazar değdi diyebiliriz Emine. Çünkü kampı çok iyi geçiriyordu, iyi de oynuyordu. Emin için büyük bir şanssızlık oldu. Ona üzüldük tabii ki. Ama onun yanında baktığımızda da onun yerine giren Mete de bir yandan bizi sevindirdi. Yani çok rahat oynadı. Sanki uzun yıllardır bu formayı giyiyormuş rahatlığıyla. O da çok iyi bir performans sergiledi. Emin için üzüldük. Mete için oynadığı için, çok da iyi oynadığı için sevindik. Maçın geneli tabii ki son maçımızdı bu. Yine buradaki yüksek tempoya devam ettik antrenmanlara. Bundan sonraki maç bizim için asıl ölçü olacak maç. Kasımpaşa maçı. Onun stat atmosferinde, maç atmosferinde normal maça hazırlanır gibi hazırlanacağız. O yüzden bizim için daha ölçü olacak. Oyuncular için de tabii ki yani hazırlık kampıyla birlikte oynanan maçlar, yani tam olarak fiziksel olarak hazır hale gelmeden oynadıkları maçlar biraz zor oluyor. Yani performanslarını değerlendirmek için de çok doğru olmuyor. O yüzden yani oyuncuların iyi niyetlerini ben görüyorum, çalışmalarını görüyorum. Hepsinin iyi niyetinden çok memnunum. İnşallah en kısa zamanda bize gelecek yeni oyuncularla birlikte lige hazır olacağız. Yani iyi niyetli oynadılar. Yine saat 6'da hava da çok sıcaktı yani o güneşin altında. Ama özellikle Kazımcan gidişi gelişi yani sol bekte bizim için iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Morutan'ı tabii daha genelde hep kenarda kullanılmıştı. Bir merkezde denedik. Zaman zaman iyi işler yaptı. Daha iyisini yapabilir. O yeteneği var. Zaman zaman bölgesini tam olarak bilemedi, kaybetti. Ama o da dediğim gibi Galatasaray için önemli bir isim, yatırım yapılan bir isim. Onu da bu zaman içerisinde değerlendireceğiz. Evet, şimdi bugün bildiğiniz gibi bir transferimiz geldi. Seferovic önemli bir forvet. Yine oraya yine farklı tiplemede bir forvet daha katmak istiyoruz. Yani forvet hattında bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yani burada işte bazen tek oynayacağız, bazen çift oynayacağız. Yani bunu oynayabilecek oyuncularla hücum hattında kalabalık, daha zengin bir görüntü çizeceğiz. Yani ben hep aynı şeyi söylüyorum ama yani oyuncuların çok diri bir şekilde hiç maçları çıkartmadık. Normal antrenman temposunu da uyguladığımız için oyuncuların performanslarında çok yüksek seviyeler almadığımız oyuncular oldu. Yani yorgunluklar oldu. Dediğim gibi Kasımpaşa maçı aslında burada yani bütün soru işaretlerini, soruları sorabileceğimiz maç. Asıl Kasımpaşa maçı olacak veya doğruları göreceğimiz maç. No, I think it's been a very good and tough camp. We've been training really hard, even between the games. It's been double sessions. That's been really tough. So I think the most important to come out of here with being fit and no injuries. And I think that was the aim. And I think all in all, it's been very good. Evet, gerçekten çok çalıştık. Yoğun bir tempo vardı. Maçlar arasında da ağır antrenmanlar yaptık ve bence fit bir şekilde çıkacağız bu kamp sürecinden ve en önemlisi de oydu diye düşünüyorum. Of course, it's been very good because you can see that the young players are really hungry and you expect that from the young players. You want them to show that they want to be with the first team and a lot of them is really hungry with a lot of talent. So of course, I hope with the right step, with the right follow-up, many of them can have a bright future. Evet, açlıklarını görebiliyoruz onların. Zaten genç oyunculardan da beklenen odur. Biz sahada gördük. Gerçekten açlar, gerçekten kendilerini göstermek istiyorlar ve doğru bir şekilde antrenman yapmaya devam ettikleri sürece de gerçekten büyük şeyler başaracaklardır. No, of course, like you see now, it's in the camp here. It's just been me and the younger players. Of course, it's important to have a competition in every position, right back as well. Even though I'm very fit, I know maybe people think, but yeah, of course, competition is good. You need the season is always long, and yeah, as far as I'm concerned, I'm just doing everything, and I always want to play, of course. But yeah, may always the best person for Galatasaray play, and that's how it goes for every position. Evet, gerçekten her pozisyon için aslında mücadele etmek gerektiğini düşünüyorum. Biz burada kamptayken sadece genç oyuncular vardı. Fakat sezon uzun ve sezon boyunca da bu tarz bir mücadelenin olması her pozisyon için sağlıklıdır diye düşünüyorum.